Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün 2011 aksenteri aracımızın aynalarını gövde rengine boyayacağız. Aynalarımızın orijinali siyah. Normalde üst paketlerde olduğu gibi gri gövde renginde oluyor. Bu kısmı boyayacağız ve dışında kalan siyah kısımlar da tekrar yine boyasını tazeleyeceğiz. Şimdi aynalar sökme aşamasına ben sağ taraftan başladım. Diğer kapıyı detaylı göstereceğim. Şöyle aynamızı 3 tane şöyle somunlardan tutuyor. Bir tane burada var. 2 tane de şu süngerin altında var. Hemen ben kapıyı sökmüştüm zaten. Şöyle kapıyı çıkartayım. Bu şekilde altta 2 tane daha somun yeri var. Şuralarda. Ve bunları söktüm. Dediğim gibi bu kapıyı çekmedim. Detaylı anlatımı diğer şoför kapısını çekeceğim. Birazdan ben bu aynayı sökeyim. Daha sonra şoför kapısı tarafına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şoför kapısına girdik. Sökme işlemine. Öncelikle şuradaki plastiğimizi esneterek alıyoruz. Bende kemik aleti dediğimiz aletlerden var. Bunlarla yapıyorum. Siz tornavidayla falan da yapabilirsiniz. Şu şekilde esnettiğim zaman direkt geliyor zaten. İçinden şöyle tırnakları tutuyor. Bunlar rahatlıkla çıkıyor zaten. Evet arkadaşlar, kapıyı sökme işlemi neyse kapımızı tutan şurada bir, bu şeyin içinde, tutamanın içinde iki, şu köşede üç ve hemen şurada toplam 4 tane vidamız tutuyor. Önce bunları yıldız tornavida yardımıyla söküyoruz. Son olarak da şurada bir vidamız olması gerekiyor ama benim araçta oradaki vida yok arkadaşlar. Daha sonra kapıyı kenarlarından esneterek tırnaklarını arttıracağız. Tırnaklar tutuyor kapıyı. Hemen şöyle birkaç tırnağını attırdıktan sonra elimizle söküyoruz arkadaşlar. Daha sonra yukarı doğru kaldırıp almamız gerekiyor. Daha detaylı bir kapı videosu sökme ve yer toplama işlemini göstereceğim arkadaşlar yine. Daha sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz somunları gevşetmemiz gerekiyor. Bende anahtar olmadığı için ben pense yardımıyla söküyorum bunları. Biraz sıkı. Pense ve kurbağacık yardımıyla söktüm ben bunları. Gevşettikten sonra aynamızı da tutarak somunları elimizle yavaş yavaş sökelim. Aynamızı çekerek alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi diğer aynamız da çıktı arkadaşlar. Ben burayı idare ettik. Şimdi toplayacağım. Komple bütün her şeyi oturtmayacağım. Dediğim gibi bugün boyama işlemini tamamlarım. Yarına kadar da kurumasını beklerim. Artık yarın da montaj işlemini tekrardan gösteririm arkadaşlar. Şimdi boyama işlemine geçebiliriz.
Evet arkadaşlar, aynalarımızı aldık geldik. Şu anda evimizin balkonundayız. Aynaları sökmeye gitmeden önce koymuştum. Su zımparaları. Boyacının tavsiyesi üzerine 2 adet zımpara verdi bana. Önce bir astardan önce atacağım var. Numarası küçük olan. Daha sonra astarı attıktan sonra bir yarım saat 45 dakika astarın kurumasını bekledikten sonra onun bir numara yani büyük numarasıyla tekrar astara tekrar bir daha zımpara atmamı söyledi. O şekilde boyanın daha iyi tutacağını söyledi. Zımparalarımız şimdilik su dolu kabın içinde bekliyor. İyice ıslansınlar. Evet arkadaşlar aynalarımızı getirmiştik. Aynalarımızı önce içine alacağız. Daha sonra içinden kapağımızı sökmek için vidalar var. 4-5 adet. Tam sayısını bilmiyorum. Onlar var. Daha sonra onları söküp kapağımızı alacağız. Aynayı şu şekilde köşesine bastırıp şu diğer köşeden hafif esnettiğimiz zaman ayna direkt geliyor zaten. Aynamızda işimiz yok. Aynamızı kenara atıyoruz. Aynamızın içi dediğim gibi 3-6 taneymiş toplamda. Vidaları söküp arka kapağımızı alacağız. Vidalarımızı sökmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde alt taraftan başlayalım. Evet arkadaşlar vidalarımızı söktük. Şimdi kapağımızı çıkarmaya geldi sıra. Şöyle aynamızı bükelim. Evet kapağımız da çıktı görmüş olduğunuz gibi. Evet, önce parçalarımızı ayıralım. Daha sonra işlemlere geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi parçalarımızı söktük. Sırasıyla ben önce 2 ayna kapağımızı zımparalayıp daha sonra astar atıp daha sonra tekrar zımpara ardından boya ve verniğini atıp işlemini tamamlayacağım. Şimdi zımparalama işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar zımpara işlemine geçebiliriz. Zımparaları sudan aldım ben. Küçük olanı ikiye böldüm. Muhtemelen bir tanesi ikisine de yetecektir. Şöyle elimde bir bez var. Yanında da su. Sulu bir zımpara yapmamız gerekiyor. O yüzden ara ara böyle kapağımızı ıslatmamız gerekiyor. Şimdi aynı hareketlerle yani şu şekilde ileri geri ileri geri olacak şekilde tek yönde yapalım zımparamızı. Bir süre zımpara yaptıktan sonra bir 10-15 dakika bilmiyorum yeter mi? Bunu sürenin sonunda göreceğiz. Daha sonra astarımızı atacağız. İşte sırasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben zımparalama işlemine geçiyorum.
Evet arkadaşlar, zımpara işlemimiz bitti. Bayağı çizdik, yani çizmediğimiz yer kalmadı hala. Güzel bir görünüm oldu. Şu köşedeki çizikler de bayağı kayboldu. Boyayı vurunca artık iyice kaybolacaktır. Evet, bir ayna kapağımızı hallettik. Yaklaşık bir 10 dakika falan sürdü aşağı yukarı. Çok uzun sürmedi. Şimdi diğer ayna kapağını ben yapacağım. Bunun kaydı almayacağım. Daha sonra diğer işlemlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zımparalama işlemimiz bitti. Suyun geldiği hal bu, simsiyah. Şöyle ayna kapaklarımızı da göstereyim ben size. Yani ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ayna kapaklarımız bayağı çizildi. Yani bayağı güzel bir zımpara olmuş. Çizilmeyen hiçbir yeri kalmamış neredeyse. Evet arkadaşlar, şimdi astarlama işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, astarlama işlemine başlıyoruz. Astarımız plastik astar. Boyacı da oto kaporta boya işi yapan yerde bastırdık. Plastik astarımız. Bunu atacağız ayna kapaklarımıza. Daha sonra zımparalama, ince bir zımpara işlemimiz olacak. Yine astardan sonra, ondan sonra da boya ve verniğimizle devam edeceğiz. Evet, astarlama işlemine başlayabiliriz. Başlamadan önce sprey kutumuzu iyice çalkalayıp başlayalım. Evet arkadaşlar, astarımız her tarafa değecek şekilde. Astar atmamızın sebebi ise boyamızın kalkmaması. Yani su tabancasıyla aracımızı yıkadığımız zaman veya yıkamaya verdiğimiz zaman o tazyikli su tabancasının boyayı kaldırmaması için bir tutuculuk görevi görüyor boyayı. Astarlama işlemine başlayabiliriz arkadaşlar. Astarımızı attık. Şimdi yarım saat, 45 dakika kadar astarımızın kurumasını bekleyeceğiz. Astar kuruduktan sonra daha sonra ben hemen zımparaların numaranızı göstereyim. Boyacının vermiş olduğu zımpara. İlk attığım zımpara dere küçük olan, yani 280 yazıyor bunda. P280 yazıyor. Astarı attıktan sonra atmamı söylediği zımpara ise P500 yazıyor. Daha ince bir zımpara oluyor bu. Daha sonra boya işlemi ve vernik işlemiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, astarımızı attık. Astar kurudu, bayağı 45 dakika falan oldu aşağı yukarı. Bekledik. Şimdi astarımızın üstüne tekrar bir ince zımpara atıp daha sonra boya ve vernik işlemine geçeceğiz. Şöyle göstereyim ben komple her tarafından. Evet, şimdi ince zımparamıza geçebiliriz. Biraz önce göstermiştim, 500'lük zımpara bu.
Yanlış olmasın. Tekrardan şöyle göstereyim. P500 yazan. Daha ince bir zımpara. Çok fazla değil. Üstünden hafif bir zımparalayıp daha sonra boyamızı atacağız. Boya da bir 15-20 dakika kuruduktan sonra verniğini atacağız. Boyayla verniğin kaynaşması için o şekilde yapmamı söyledi boyacı. Kapağımızın zımparası bence yeterli, o kadar. Daha fazla astar almamıza gerek yok. Böyle üstünden bir su, bezle su attık. Bayağı pürüzsüz bir yüzey oldu arkadaşlar. Diğer kapağımızı da numaralayıp bakıyoruz. Evet, bayağı pürüzsüz bir yüzey elde ettik arkadaşlar. Şimdi boya işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, kapaklarımızı astar attıktan sonra zımparaladık tekrar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir hal aldı kapaklarımız. Astarımız var, pürüzsüz bir yüzeyimiz var. Yani boya için çok güzel bir yüzey oluştu. Bayağı pürüzsüz oldu yüzeyimiz. Boyamız da yine şöyle göstereyim. Bunu da yine boyacı da aracımızın boya koduna göre bastırmış olduğumuz rutuş boyası. Yani aynı boya tonunu yakalamaya çalışacağız. O yüzden rutuş boyasıyla yapacağız. Boyamızı da yine bir süre çalkalayıp iyice içinde karışmasını sağlayıp daha sonra boyama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, kameramın şarjı bitmiş. Ben de farkında olmadan boyamaya devam ettim. Boyama şekliyle ilgili bilgiler verirken şarjın bittiğini videonun sonunda anladım maalesef. Böyle bir talihsizlik geldi başımıza. Bas çek taktiğiyle boyama işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle boyanın akmasını engellemiş olursunuz. Benim özellikle şu uç kısımlarda çizikler vardı. Onların kapanması için o taraflara daha çok özen gösterelim. Şöyle kameramızı alayım ben arkadaşlar. Size yakından göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim ben. Yani her tarafa değecek şekilde boyayı yapmaya gayret edin arkadaşlar. Boyama işlemimiz tamamlandı. Şimdi 15-20 dakika boyanın kurumasını bekleyeceğiz. Çok fazla kurumadan da üstüne verniğimizi atıp işlemimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi boyanın kurumasını bekleyelim.
Evet arkadaşlar, yaklaşık 15 dakika falan oldu boyayı yapalı. Şimdi son olarak verniğimize geçeceğiz. Yine aynı şekilde boyacıda bastırmış olduğumuz vernik bu da. Boyamayla ilgili az önceki teknik hatadan dolayı çok özür diliyorum. Biz kaydediyor zannettik ve detaylı bir şekilde boyamaya başlamıştık. Ama maalesef kayıt boyamızı spreyi sallarken bitmiş. Onu da kaydı izledikten sonra farkına vardık. Şimdi zaten daha sonra ince detay kısımlarını anlattım. Bas çek bas çek olarak yapın diye. Şimdi verniğimizi sallayıp ince karıştırıp verniğimizle vurduktan sonra artık işlemimiz tamamlanıyor. Artık ondan sonra iyice kurumasını bekleyeceğiz. Verniği de boya yapar gibi yapıyorum. Yani boyayı nasıl yaptığımı görmeniz açısından arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda boyama ve vernikleme işlemimiz tamamlandı. Artık iyice kurumasını bekleyeceğiz. Bir yarım saat, 45 dakika, 1 saat kadar bekledikten sonra iyice kurur zaten. Ama ben dediğim gibi ertesi gün takacağım. Garanti olsun, iyice komple boya kurusun diye. Siz de eğer aceleniz yoksa o şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Şimdi boyamız kurusun. Ben daha sonra montaj aşamasına geçtiğimde yine montaj aşamasını da çekeceğim arkadaşlar. Komple aynayı toplama falan hepsini. Şimdi aynamızın geri kalan gövde kısmını boyayacağım ben. Şu şekilde maskeleme işlemini yaptım. Aynamızın geri kalan gövde kısmını komple tekrardan siyaha boyayacağım arkadaşlar. Buna zımpara yapmayacağım. İnce bir astar atıp üstüne direkt boyayı vuracağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu yapacağım. Daha sonra da dediğim gibi komple toplama aşamasını çekeceğim, göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapağımızı boyama işlemimiz tamamlandı. Verniğimiz de kurudu, kuruyacak. Yani 15-20 dakika falan oldu. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Parlaklığı falan yerinde. Gayet hoş duruyor. Şimdi aynamızın dış kısmını şu şekilde ben maskeledim. Aynı şekilde içini ve şöyle yan tarafını da göstereyim. İki aynamızı da bu şekilde maskeledim. Siyah görünen kısımları aynanın, yani orası yeni bir boya olduğu için burası siyah kısımlar biraz daha soluk kalır diye düşünüyorum. O yüzden bu siyah görünen kısımları da ben boyayacağım. Şimdi ufak bir astar atacağım. Zımpara yapmayacağım buna. Zaten boyası iyi. Kötü bir boyası yok. Ufak bir astar atıp siyah boyayla boyayacağım. Bunun için normal bir şöyle siyah sprey boya aldım. Özellikle seçilmiş bir renk değil. Evet arkadaşlar, şimdi ben astarı atmaya geçeyim. Daha sonra astar kuruyup üstüne de boyamızı vuralım.
Evet arkadaşlar, kapağımız için kullandığımız astarımızdan aynanın geri kalan kısmına da kullanacağız. Buna kapağımız kadar kalın çok da astar atmayacağız. Ufak bir kapatsın, sadece bizim için yeterli. Astarımız kurusun bu şekilde. Daha sonra astar kuruduktan sonra üstünü sprey boyayla siyaha boyayıp o da kuruduktan sonra ters çevirip altta kalan boyanmamış yerlerini boyayacağız. Şimdi astarımızı kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar alt tarafının astarını normalde kuruyunca çevirip alacaktım. Şöyle elime alınca bayağı sağlam yani yapabiliyoruz. Geri korken de şu şekilde koyduğumuz zaman hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu şekilde bir yarım saat kurumaya bırakıp daha sonra yeni siyah boyasını vuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aynamızın gövdesinin astarı da kurudu. Yaklaşık bir yarım saat, 35 dakika falan oldu aşağı yukarı. O da tamamlandı. Şimdi aynamızın boyasını atabiliriz. Dediğim gibi normal sprey bir boya. Evlerde bulabileceğimiz ucuzluklarda, hırdavatçılarda bulabileceğimiz bir sprey boya.
Boyamız bitti. Boya zaten küçüktü. Yedeğini almıştım. 200 milim bir boya olduğu için az yedi. Evet arkadaşlar, bu aynamız da tamamlandı. Evet, aynalarımızın biraz kurusun. Bir 5-10 dakika beklesin. Bunların da üstüne yine ufak bir vernik atacağım. Ondan sonra işlemimiz, boyama işlemi tamamıyla bitmiş olacak. Daha sonra da toplama işlemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, boyamız bir 5 dakika falan oldu. Çok çabuk kurumadan hemen üstüne inceden bir verniğimizi atıp işlemi sonlandıracağım. Tamamdır arkadaşlar. Benim işlemimiz de bu kadar. Şimdi bunları kurumaya bırakacağız. En son kuruduktan sonra toplama işlemini gerçekleştireceğiz. Toplama işlemini bilmiyorum, hava kararmaya başladı. Belki yarın da yapabilirim. Bugün iyice kurumaya bırakıp. Boyama işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi sonraki aşamalara geçebiliriz. Evet arkadaşlar, aynalarımızı boyama işlemini tamamladık. Dediğim gibi bir ertesi gün montajını yapacağım demiştim. Şimdi montaj için geldim. Aynalar gördüğünüz gibi, şöyle yakından tutayım. Hatta güneşte göstereyim ben size. Yani birebir renk uyumu oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi montajını yapınca uzaktan takılmış halini de göreceksiniz zaten. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi şu siyah yerleri de boyadım. Onların boyası da taze. Yani bunları boyadığım için onların boyası biraz eski kalacaktı. O yüzden boyadım. Yoksa herhangi bir şey yoktu o siyah kısımlarda. Şimdi montajımıza geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir gün yaktığımda ben buraları maskeledim, maskeleme bandıyla. Daha sonra üst taraftaki plastiği de taktım. Şurayı da maskeledim. Bir gün yattı o şekilde araç otoparkta. Evet arkadaşlar, şimdi sağ kapıdan başlayalım biz. Zaten kapıyı falan tam oturtmamıştım. Vidalar falan hiçbir yerinde değil. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bırakmıştım. Şimdi montajımıza önce oturmayan kapıyı tekrar sökeyim ben. Daha sonra montajını yapalım hep birlikte. Şu plastikleri de alayım öncelikle. Kapının tırnaklarını arttırayım çünkü birkaç tanesini bastırmıştım. Bu şekilde kapımızı alıyoruz.
arkadaşlar. Aynamızı alalım. Hemen şuradan aynamız için kullandığımız vidaları da alalım. Şimdi bu şekil aynamızı yerine oturtup somunlarını biraz kalın düşmesin. Daha sonra komple sıkacağız zaten. Evet arkadaşlar, somunların montaj işlemi tamamlandı. Aynamız sağlam bir şekilde sabitlendi. Şimdi kapımızı oturtalım önce. Yukarıdan şu cam fitillerini, şu kısımları içeri gelecek şekilde oturtup daha sonra tırnaklarını da oturtup evet köşeden sonra şu parçamızı da oturtuyoruz bunu. Daha sonra ilk başta sökmüş olduğumuz kapını tutan vidalar var. Onları da sıktıktan sonra bu kapımızın işlemi tamamlanıyor. Evet arkadaşlar, sağ kapımızın ayna montaj işlemini tamamladık. Şu şekilde göstereyim. Güneş biraz fazla. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Şimdi ben ayna sol tarafın aynasını da takayım. Daha sonra oranın kapısını da aynı şekilde toplayacağım. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, aynalarımızın montajı tamamlandı. Şöyle göstereyim. Diğer tarafı da göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş bir görüntü kattı. Yani bir aynanın bu kadar değiştirmesi çok güzel bir şey bence. Zahmetli bir iş oldu arkadaşlar. Uğraştık. Bayağı uğraştık. Bir gün bekledik. Amatörce yaptığımız bir işti sonuçta. Boyam, astarım, verniğim kaldı. Normalde ben kapı kollarını da boyayacaktım arkadaşlar. Ama havalar çok iyi gitmediği için, yağışlar vesaire olduğu için, yani kurumasında biraz sıkıntı olacağı için biraz beklemek zorunda kalacağım. Havaların daha iyi olduğu bir zamanda inşallah onları da boyayacağım. Onların da yine detaylı bir anlatımını yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapacağıma dair bilgiler vereceğim. Bu videomuz bu şekilde sona eriyor arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu güzel yorumlarınızı videoya yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşürüz.